Merhaba arkadaşlar. Birinci dönem açık lise sınavı devam ediyor. 9 Aralık'ta başlayan sınav 20 Aralık saat 23.59 tarihinde bitecek. Her zaman söylediğimiz gibi sınavı son güne bırakmayın arkadaşlar. Çünkü unutan birçok arkadaşımız oluyor ve son gün biliyorsunuz birazcık panik oluyorsunuz. sorun yaşayabilirsiniz sınavla ilgili. O yüzden 19 Aralık'a kadar sınavlarınızı bitirin. Ki birçok öğrencimiz sınavlarını bitirdi ve hala devam eden öğrencilerimiz var. Ve bu öğrencilerimizin akıllarına gelen ilk soru hocam bir bu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2- e İki, Biz ikinci döneme ne zaman başlayacağız? Kayıt deneme nasıl olacak? Şimdi ilk sorumuzun cevabını zaten Erol hocamız çektiği videoda vermişti arkadaşlar. Sınavlar 20 Aralık tarihinde bitiyor ve sınav sonuçları 25 Aralık, 26-27 Aralık tarihine kadar açıklanır. Biliyorsunuz açık de sınav sonuçları açıklanmadan önce sınavda geçtiğiniz derslerin kredileri sisteme yükleniyor. Daha sonra sınav sonuçları açıklanıyor. Geçen dönem arkadaşlar erken tarihte açıklanmıştı. Bu dönemde erken tarihte açıklanmasını bekliyoruz. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar üniversite sınavını kazanan öğrenciler için bir ek sınav yapıldı. Ve mezun olamayan öğrencilerimiz 30 Aralık tarihine kadar mezun oldukları takdirde üniversitelerde eğitimlerine devam ediyor. Bu da şu anlama geliyor. Bu öğrencilerimizin sınav sonuçlarının 30 Aralık en geç 30 Aralık tarihine kadar açıklanıp diplomalarını üniversitelere götürmeleri gerekiyor. Bu da takriben 25-26-27 Aralık tarihinde sistemden resmi olarak sınav sonuçları açıklanır ve bu öğrencilerimizin mezun yazısı sistemden çıkar. Öğrencilerimiz halk eğitim merkezlerinden veya e geçici mezuniyet belgesi yani çıktı belgesini alarak üniversitelerine verebilirler. Eğitim hayatlarına devam edebilirler. Şimdi sevgili arkadaşlar sınav sonuçları 27 Aralık'ta açıldığını düşünürsek hemen arkasından arkadaşlar ikinci dönem sınavlarının başlangıcı yani ikinci dönem kayıt yenileme ve yeni kayıtlar başlıyor. Dikkat ederseniz kayıt yenileme ve yeni kayıt ibaresi kullandım. Bu da şu anlama geliyor. İkinci dönemde örgünden geçişler serbest arkadaşlar. İkinci dönemde örgünden öğrencilerimiz geçiş yapabilirler. Çünkü Açık lisede sadece birinci dönem yani Eylül-Ekim kayıtlarında bir de ikinci dönem Ocak ayı kayıtlarında öğrencilerimiz açık liseye hiç başlamadıysa bu tarihlerde başlayabilirler. Peki ikinci dönem sınavı için kayıt yenileme nasıl olacak? Yeni kayıt nasıl olacak? Arkadaşlar kayıt yenileme öğrencilerimizin sadece bankaya ücret yatırmaları gerekiyor. Bu ücret şu anda belli değil. Bundan önceki dönemlerde 50 TL'ydi ama Kayıt yenileme duyurusu yapıldıktan sonra kılavuzda ücret yazar arkadaşlar. Bununla ilgili de resmi duyuru gelir gelmez sizinle paylaşacağız. Kayıt yenileme ücretinin bankaya yatırdıkları takdirde kayıtlarını yaptırmış oluyorlar. Daha sonra ders seçimi yapacaklar. Peki yeni kayıt yaptıracak olan öğrencilerimizde özellikle arkadaşlar örgün eğitimden açık sıya geçecek olan öğrencilerimiz lütfen karne almadan kayıt yenileme yapmasınlar. Neden? Çünkü öğrencimiz eğer Diyelim sistem açıldı. 4 Ocak'ta gitti. Açık örgünden açık liseye kaydını aldırdı. Öğrencimizin oradaki Öğrencimizin örgün eğitimdeki dönemi tamamlanmadı. Yani karne almadığı için dönem bitmediği için o dönem sayılmıyor. Ve geçtiği derslerin kredilerini de alamaz. O yüzden örgün eğitimden açık sayı geçecek olan öğrencilerimiz ne zaman geçiş yapmalılar? 20 Ocak'ta karnelerini alıyorlar. 25 Ocak tarihinden sonra geçiş yapabilirler. Çünkü dönemi tamamlamış sayıyorlar. Bu öğrencilerimiz bir fotoğraf alarak bankaya kayıt yenileme ücretini yatırdıktan sonra kayıtlarını yenilemiş oluyorlar. Eğer öğrencimiz 18 yaşından küçükse bir veliyle gitmeleri gerekiyor. 18 yaşından büyükse kendileri gidip kayıtlarını yaptırabilirler. Evet arkadaşlar, ikinci dönemle ilgili aklınıza takılan tüm soruları videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Biz de bu... Evet arkadaşlar, ikinci dönemle ilgili aklınıza takılan bütün... Evet arkadaşlar ikinci dönem kayıt ve kayıt yenileme ile ilgili aklınıza takılan tüm soruları videonun altına yorum olarak yazarsınız. Açıkse TV ailesi olarak şu anda sınavları devam eden tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.